günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde kiliselerin önüne camiler yapıldı. Ardurunovan isyan, gece tam bir sessizliğe büründü. Bundan önce Ermeni tarafı iki insansız hava aracını vurdu. Ermeni sınırı güçlü ve zapt edilemez. Arayik Harutyunyan ön cephede operatif durum ile tanıştı. 15 Temmuz 1983 tarihinde Asala Orly Havaalanı operasyonunu gerçekleştirdi. Suriye'de var olan durum. Batı Ermenistan'ın masmavi Van Gölü kızıla boyandı. Bir zamanların Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Batı Ermenistan'ın Van şehrinde Ermeni halkından kalan 100'e yakın kilise bulunuyor. Ancak son yıllarda özellikle AKP hükümetiyle birlikte kiliselerin çoğu yıkıldı, birçok kilise ise ahıra çevrildi. Geriye kalan son kiliseler de böyle devam ederse tamamen kaybolacak. Ermeni halkından geriye kalan 100 kilisenin en önemlileri Ahtamar, Aziz Bartolomeos ve 7 kilise. Uluslararası ilgi ve kamuoyunun baskısı nedeniyle Ahtamar adasında çeşitli restorasyonlar yapılarak Surp Haç Kilisesi'nin ayakta kalması sağlandı. Ermenilerin Van Kartalı adlı gazeteyi çıkardığı yer olarak da bilinen 7 kilise, diğer adıyla Varakavank Manastırı, Erek Dağı eteklerinde yer alan Bakraçlı Köyü'nde bulunuyor. Uzun yıllar ahır olarak kullanılmasından kaynaklı tavanı çöken 7 kilisenin duvarları ise yıkılmak üzere. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. İçevan'daki Bilgi Krizi Merkezi Başkanı Ardurunovan İsyan bugün 15 Temmuz'da gazetecilerle yaptığı toplantıda ön cephedeki ateş açma sayısı dün azaldı ve gece saat 12.15'te tam bir ateşkes meydana geldi. Özellikle büyük kalibreli silahlar, toplar ve bunun gibileri kullanılmadı dedi. Ona göre o saate kadar bazı etkinlikler ve ateş açma girişimleri gerçekleşti. Hava savunma birliklerimiz iki insansız hava aracını düşürdü. Şu anda sükunet devam ediyor. Artsakh kısmında da durum sakinliğini koruyor. Olağanüstü bir şey olmadı. Ardurunovan İsyan dün Ermeni tarafının 4 şehidin ailelerine başsağlığı diledi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Taliş ve Madagis beldeleri ile cephe hattını ziyaret etti ve operasyonel durumla tanıştı. Devlet Başkanı Harutyunyan bunu resmi Facebook sayfasında dile getirerek, "Sevgili vatandaşlar, az önce Mardagert bölgesindeki Taliş ve Madagis sınıra yakın beldelerden geri döndüm. Halkla görüştüm, endişeleri dinledim ve ilgili talimatlar verdim." Savunma Ordusu 1. Başkomutan Yardımcısı Kamo Vartanyan eşliğinde ön cepheyi de ziyaret ettim. "Operatif durumu öğrendim, siperleri savunan askerlerle konuştum," diye yazdı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ermeni sınırlarının güçlü olduğundan emindir. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, "Sizi temin ederim ki Ermeni sınırları güçlü ve zapt edilemez. Sadece aptal bir düşman sınırlarımızı aşmaya çalışmaya düşünebilir. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan darbe çok acı verici olacak," ifadesini sözlerine ekledi. Paris'teki Orly Havaalanı'ndaki Türk Hava Yolları'nın önünde Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu Asala'nın gerçekleştirdiği operasyonlardan sadece biriydi. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu'nun mesajına göre bomba erken patladı. İkisi Türk olmak üzere 10 vatandaş öldürüldü. Operasyon sonucu 28'i Türk olmak üzere 63 vatandaş yaralandı. Olaydan sonra Fransız hükümeti tutuklamalar gerçekleştirdi. Asala üyesi Varujan Garabetyan operasyonun sorumluluğunu üstlendi ve 3 Mart 1985'te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan Soner Nair, diğer ismiyle Simon Nairyan, 15 yıl hapis cezası ve Hovhannes Semerci 10 yıl hapis cezası aldı. İkincisi cezasını çektikten sonra serbest bırakıldı ve Fransa'da yaşadı. 30 Aralık 1994'te Simon Nairyan ve 23 Nisan 2001'de Varujan Garabetyan serbest bırakıldı ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne yerleştiler. Garabetyan'a göre düzenledikleri eylem, 1982 yılında İstanbul'da Karin Erzurum operasyonuna katılan Levon Ekmekcan'ın idamına yanıt olarak Orly Havaalanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin gizli servisinin üst düzey yetkilileri olan albay ve diplomatları taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağı havaya uçurmaya hazırlandık. Ancak patlama planlarından daha erken gerçekleşti.
Rusya Federasyonu'nun Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezine göre intihar bombacısı Suriye'deki Eriç yerleşim bölgesinde Rus-Türk kara devriyesinin iki zırhlı aracını havaya uçurdu. Türk askerlerin yanı sıra 3 Rus askeri de hafif yaralandı. Tüm yaralılar derhal tahliye edildi. Rus askerleri gerekli tıbbi yardım almak için Hmeymim hava üssüne taşındı. Olaydan sonra Rus hava kuvvetleri silahlı grupların siperlerine hava saldırılarına başladı. Saldırılar M4 karayolunun güneyinde yer alan 10 yerleşim birimine gerçekleştirildi. Batı Ermenistan'da sağanak yağışla beraber dere yataklarından dökülen sular Van Gölü'nü kızıla boyadı. Bitlis'in Hılat, Ahlat ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur sonrası yaşanan sel felaketi sonrası birçok tarım arazisi sular altında kalmıştı. Selin etkili olduğu Yeni Köprü Köyü Deresi ve Saka Köyü Deresi'nin Van Gölü'ne dökülmesiyle sahiller kızıl renge boyandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Duo Zepur tarafından seslendirilen Ambard Oryort adlı eseri sunuyoruz. Manem kalisalakin tırkızdıra bağavnya gün zamar ertangakin ah siru siragan ismi tornir anlaşma ah siru siragan ismi tornir anlaşma. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.